Apar ekranlarından mutlu günler. Ben Uğur Aydın. Analiz programında birlikteyiz. Haftanın son işlem günündeki global hisse, tahvil, döviz ve emtia piyasalarındaki hareketlerin değerlendirmelerini yapacağız sizler için. Dünden başlayan bir satış dalgası var piyasalarda aslında. Risk alma iştahının son derece zayıfladığını izliyoruz son günlerde ve haftanın son işlem günde takip edilecek önemli veri akışı, bir yandan vaka sayıları ve ABD ekseninde gelebilecek siyasi haber akışlarının piyasayı etkilemesi bekleniyor. Biz de grafikler eşliğinde e, analizleri sizlere sunmaya çalışacağız. Şimdi iç piyasalarla başlayalım. Borsa İstanbul Bistüz Endeksi gelecek öncelikle. 1189 puanlı endeks şu anda. %0.7'lik yükseliş hareketi görüyoruz. Dün %0.74 gerileyerek günü tamamlamıştı. Bankacılık hisselerindeki kayıpların endeks genelinde satışları tetiklediğini izlemiştik global tarafa benzer bir fiyatlama hareketiydi ve bugün şu ana kadar dünkü kayıplarını geri alan bir BIST e, bistüz endeksi söz konusu e, ve biraz daha toparlanma çabasının yukarı yönlü hareketlerin öne çıktığını görüyoruz. Bistüz endeksinde tabi e, bist 30 endeksinde de dün %1'lik bir kayıp vardı. Bankacılık %1.3, sınav endekse %0.3'lük bir e, kayıp vermişti pay senedi bazında baktığımızda ise özellikle e, Türksel, Tüpraş, Garanti, Ereğli ve Akbank hisse senetlerindeki kayıpların endeksi oldukça baskıladığını gördük. Türksel'deki iki e, %2,5'luk düşüş endekse 1,9 puan. Tüpraş'taki %2,8'lik düşüş endekse 1,2 puan. Garantideki %1,5'luk gerileme endekse yaklaşık 1 puan ve yine Ereğli ve Akbank'ta da görülen %1.3'lük düşüşler de yine endekse yaklaşık 1 puanlık negatif katkıda bulundu. Bir yandan e, Garanti, Akbank gibi e, bankacılık hisselerindeki e, endekste ağırlığı yüksek pay senetleridir Garanti ve Akbank. Bistüz içinde %10'a yakın bir ağırlığı var. Yine Tüpraş cephesindeki kayıplar ve e, demir-çelik sektöründen Ereğli ve telekomünikasyon sektöründen Türksel pay senetlerindeki satış dalgası BIST endeksini de baskılamıştı dün. Pozitif katkı yapan tarafa baktığımızda ise özellikle perakende ticaret ve gıda sektörü öne çıktı. Dün itibariyle BİM, Migros ve Şok Marketler hisse senetlerinde yeniden bir tırmanma gördük. Ee, aslında ikinci çeyrekte de perakende ticaret sektörü hisseleri oldukça hareketliydi. Çünkü artan vaka sayısı tüketici davranışlarını etkilemiş ve gıda harcamalarını arttırmıştı. Yine dün de vaka sayısının tırmanması Global tarafta satış baskısına yol açarken Borsa İstanbul'da BİM, Migros ve Şok Marketler hisse senetlerinde hareketlilik gördük. Ee, BİM tarafında %0.6, Migros da %4.4, Şok Marketler'de ise %3.2'lik bir değer kazanımı vardı. Yine dünün %2'nin üzerinde prim sağlayan bir diğer hisse senedi de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senediydi ki dün şirket haberini de vermiştik Emlak Konut yılın 3. çeyreğinde satış rakamlarını arttırdı. Bu raporun da etkisiyle dün Bistüz'den pozitif ayrışmıştı emlak konut. Şimdi bugün acaba en fazla yükselen ve düşen pay senetleri hangileri? Onlara bakalım. İlk sırada Kerevitaş Gıda var. Yine son dönemin hareketli hisselerinden biri. Haftanın son işlem gününde şu ana kadar %5.4 yükseldi. Bizim mağazaları ikinci sırada yine perakende ticaret sektöründen bir hisse. %4.8 yukarıda. Otomotiv sektöründen Doğuş e, hisse senedi %4.4 yukarıda. Alcatel %4 ve gübre fabrikalarının da %4.2 yükseldiğini görüyoruz şu ana kadar haftanın son işlem gününde. Acaba en fazla düşenler hangi hisse senetleri? Onlara bakalım. İlk sırada birisa var. %2'ye yakın kayıp verdi şu ana kadar. Akış GO %0.8. Yine Medical Park e, sağlık M MLP Sağlık hisse senedinin %1'e yakın kayıp verdiğini görüyoruz akabinde Pınar et var yüzde 0.79 aşağıda ve Aselsan tarafında da sınırlı bir değer kaybı var yüzde 0.5'lik düşüş görüyoruz bu ilk 5 pay senedi bugün itibariyle Bizsüz endeksindeki yukarı yönlü hareketten Negatif ayrışan Pay senetleri olarak görülüyor Şimdi buradan Bankacılık ve Sınav endeks tarafına bakalım Bankacılık endeksindeki dün görülen yüzde 1.3'lük Satış dalgası BIST endeksinde olumsuz etkiledi. Azevel Pay senedi bazında da baktığımızda e, özetlemeye çalıştım. Akbank ve Garanti'deki satışlar endekse negatif puan katkısı bakımından ciddi bir etkide bulunmuştu. Bugün o kayıplarını geri almaya çalışan, kayıplarını telafi etmeye çalışan bir bankacılık endeksi var. %0.69'luk yukarı yönlü hareket ve 1159 puanda görüyoruz endeksi. Ama son bir aylık grafiğin son bölümüne baktığımızda 1167 puandan başlayan aşağı yönlü bir geri çekilme var. Kabaca 1170 puanın üzerine geçmekte zorlanıyor şu an bankacılık endeksi ve kısa vadede biraz yurt dışı piyasalardaki fiyatlama biraz da içeride dolar TL'deki fiyat hareketinin bankacılık endeksi ve bankacılık hisseleri üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Sınav endeksi nasıl? Oraya bakalım. Sınav Endeks tarafı dün %0.3 kayıp vermişti ama tabii hala çok güçlü bir performansı var. Mart ayından bugüne %90'ın üzerinde bir yükseliş kaydetti. Sadece son bir aylık performansa baktığımızda ise %7.3'lük yükseliş hareketi izledik Sınav Endeks'te. Bugün de %0.9 yukarıda görünüyor. Dün globale yayılan bir satış dalgası vardı ve içeride banka hisselerinde yoğunlaşan bir e, satış baskısı gördük ama sınav endekste kayıplar sınırlıydı. Bugün de e, biz düze göre biraz daha iyi bir performansı var şu an sınav endeksin yüzde bire yakın bir değer kazanımı söz konusu. Şimdi tahvil cephesine bakalım. 25 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sakin seyir devam ediyor. Hafta başından beri çok önemli bir hareketlenme yok ve faiz hadlerine baktığımızda birbirine çok yakın bir seyir var. 2 5 ve 10 yıllık faiz %13.6 %13.7 civarında bir fiyat hareketi izliyor ve verim eğrisinde yataylaşmanın devam ettiğini görüyoruz. Tabii bir yandan Merkez Bankası kısa vadeli faizleri yukarı çekiyor. ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti yükseliyor ve bu tahvil tarafında kısa vadeli faizlerin yukarı doğru hareketini destekler nitelikte. Uzun vadeli tarafsa daha çok enflasyon ve Türkiye'nin risk primindeki hareketlere bağlı bir fiyat e, dinamiği gösteriyor diyelim ve e, uzun vadeli tarafta özellikle enflasyon beklentilerinde oluşan zayıflama e, uzun vadeli faizleri bir miktar baskıladı. Böylelikle kısa ve uzun vadeli faizlerin birbirine yaklaştığını görüyoruz. Bugün Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklanacak. Bu beklenti anketindeki enflasyon beklentilerine de elbette bakmak lazım tabir tarafındaki fiyatlama için. Şimdi dolar TL'ye de bakalım. Bugün bir miktar geri çekilme var. 7.92 seviyesinde kur. En son 7.94 gördüğümüz en yüksek kapanış fiyatıydı. Burayı aşamadı. Son günlerde, son 1-2 günde sakin bir fiyatlama görüyoruz dolar TL cephesinde. Ve ABD endeksleri Vadeli tarafa baktığımızda piyasa bir yön arayışında. Karışık bir tablo bizi karşılıyor. Dow Jones vadeli yataya yakın negatif, Nasdaq ve S&P'de ise yataya yakın yükseliş çabası var. Dün Tabi günü negatif tamamlamıştı ABD endeksleri. Dow Jones'ta %0.07, S&P 500'de %0.15, Nasdaq'ta ise %0.47'lik kayıp görmüştük. Aslında e, satışlar biraz daha sertleşmişti e, günün ilk işlem saatlerinde. Ama Trump'ın bir açıklaması oldu. E, özellikle teşvik paketinin büyüklüğünü arttırma teklifinde bulundu Trump. Ve bu san, muhtemelen biraz ABD borsalarındaki kayıpları sınırladı gibi duruyor ama hala piyasanın teşvik paketinin seçimden önce gelmesine yönelik umutları azaldığı için hala zayıf bir tablo görüyoruz ABD borsalarında. Ve buradan S&P 500'ün teknik grafiğine bakalım. Çünkü S&P 500 dün gerçekleşen satışlarla birlikte Eylül ayından gelen yükseliş trendinin altına sarktı. Aslında önemli bir sinyal verdi. Eylül ayında 5 ay aradan sonra yani Mart ayından sonra ilk defa negatif aylık kapanış yapmıştı ve 3209 seviyesinden yeniden toparlanmanın hızlandığını görmüştük. 12 Ekim'de 3549'a kadar tırmandı ama akabinde hem vakalardaki tırmanış hem de teşvik paketi haberlerinin karışık seyretmesi belirsizliğe yol açması S&P 500'de düşüşü tetikledi ve Eylül ayından gelen yükseliş trendinin dün itibariyle açılıştan sonra Kırıldığını görüyoruz ki zaten açılış bir fiyat boşluğuyla gerçekleşti. Yani bir gap vardı. Şimdi bakalım bundan sonraki fiyatlama nasıl olacak? Eylül ayından gelen yükseliş trendinin kırılması acaba kısa vadede satış baskısının derinleşmesine yönelik bir sinyal mi veriyor? Bunu da bugünkü fiyatlamalardan sonra anlayabileceğiz. VIX endeksine bakalım. 27'ye geldi. Tabii aslında yılbaşından beri yeni vaka sayılarıyla VIX endeksi arasında da bir korelasyon var. Eğer dünya genelinde yeni vaka sayısı ciddi bir tırmanış sergiliyorsa VIX endeksinde de genelde bir yükseliş görüyoruz. Bugün de %0.9'luk yukarı yönlü hareketi var VIX endeksinin 27.2 seviyesinde. Dolayısıyla piyasada korkunun, paniğin ve risk alma, riskten kaçınma eğiliminin arttığını söyleyebiliriz. Volatilite beklentileri yükseliyor. ABD tahvillerine bakalım şimdi de. Tüm vadelerde düşüş var. Dün de benzer bir tablo bizi karşıladı. Çünkü risk alma iştahı azalıyor ve güvenli liman varlıklarına talep artıyor. Bundan dolayı güvenli liman olan ABD tahvillerine talepte bir artış var ve tüm vadelerde faiz oranlarının bir miktar aşağı geldiğini görüyoruz. 10 yıllık faizin son 1,5 aylık zaman aralığındaki grafiğine bakalım şimdi. Özellikle teşvik e, haberleri faiz oranında hareketlenmeye yol, yol açmıştı son günlerde. Hatta e, geçtiğimiz hafta %0.8'e e kadar tırmanan bir 10 yıllık faiz vardı. Ama e, bir yandan Trump'ın açıklamaları, bir yandan ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in açıklamaları belirsizliği tırmandırdı ve seçimden önce, 3 Kasım seçimlerinden önce Yeni mali paketin gelmesine yönelik umutları azalttı ve bu haberlerden sonra bir yandan vaka sayısının da artmasıyla birlikte 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe başladığını izledik. Şu anda %0.72'ye yakın bir fiyatlama var ve daralan bir üçgen içinde bakalım bundan sonraki seyir nasıl bir fiyat hareketi izleyecek. Bunu da özellikle bugün açıklanacak verilerden sonra da takip etmek lazım. Bugün ABD'de hem perakende satışlar, hem tüketici güveni hem de sanayi üretimi gibi ekonominin gidişatına yönelik önemli veriler açıklanacak ve bu veriler çerçevesinde ABD uzun vadeli tahvil faizlerinin hareketi de piyasa açısından önemli olacaktır. Ve vakaların tırmanışta olduğu bir diğer bölge Avrupa tarafına bakalım şimdi. Bugün dünkü kayıplarını geri almaya çalışıyor Avrupa borsaları. E, açılıştan itibaren yukarı yönlü bir hareket gördük. Dün itibariyle örneğin DAX endeksi %2.5 kayıp vermişti. E, FTSE 100 endeksi de %1.7 kayıp vermişti. Şimdi DAX %0.58, FTSE 100 endeksi ise %1.2 yukarıda. Paris ve Madrid'de de yine yukarı hareketler görüyoruz. Ama Madrid'de e, yükselişler biraz daha sınırlı. %0'a yakın yatay bir hareket söz konusu. E, bugün itibariyle bakıldığında riskli varlıklar dünkü kayıplarının bir kısmını geri almaya çalışıyor diyebiliriz. Avrupa borsalarında da gördüğümüz resim e, bu genel e, harekete paralel bir seyir izliyor. Tabii e, vaka sayısının tırmanması, bir yandan ilave mali teşvik beklentileri tahvil tarafında da fiyatlanmaya devam ediyor. Avrupa tahvil faizlerinde de son derece zayıf bir fiyatlama var. Özellikle geçtiğimiz hafta İtalya 10 yıllık tahvil faizinin ve 30 yıllık tahvil faizinin Tarihi rekor düşük seviyeye gerilediğini izlemiştik. İspanya ve e, İspanya tarafında da tahvil faizleri düşüş kaydetti. Yine Almanya'nın 10 yıllık faizlerinde de bir geri çekilme var ve Almanya tahvil getirileriyle ABD tahvil getirileri arasındaki makasın da daraldığını izliyoruz. Dolayısıyla Avrupa tahvil, tarafı, tahvil piyasasında da e, artan vaka sayısının ve ekonomik verilerdeki zayıflığın fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan Avrupa Merkez Bankasından da Aralık toplantısında bir teşvik beklentisi var. Pandemi acil alım programında bir artışa gidebileceğine yönelik beklenti var ve bu beklentiler şu an Avrupa tahvil piyasasında da fiyatlanmaya devam ediyor. İspanya 10 yıllık 0.68, İtalya 10 yıllık 0.18, Fransa 10 yıllık eksi 0.33 ve Almanya 10 yıllık tahvil getirisi ise. Eksi yüzde 0.61 seviyesine geriledi. Tahvil tarafındaki fiyatlama hala zayıf bir performansa ve ilave teşviklere hem parasal hem de mali tarafta ilave teşvik beklentisine işaret ediyor diyebiliriz. Ve buradan Asya tarafına bakalım. Bugünkü resme baktığımızda Japonya ve Güney Kore hariç yine bir toparlanma çabası vardı. Dün itibariyle baktığımızda Şangay Birleşik Endeks'i %0.3'e yakın kayıp vermişti. Bugün açılıştan sonra yükseliş kaydettiğini gördük. Özellikle Çin tarafında açıklanan bazı bilançoların olumlu seyre işaret etmesi Şangay'daki fiyatlamaları destekledi. Ama akabinde bu kazançları geri verdi. %0.13 yükseldiğini görüyoruz şu ana kadar. Japonya ve Güney Kore negatif ayrışan tarafta, Hindistan ve Hong Kong'da ise sırasıyla %0.8 ve %0.9'luk yükseliş hareketi izledik şu ana kadar haftanın son işlem gününde. Şimdi de döviz tarafına bakalım biraz. Euro dolar 1.17.10 seviyesinde bugün için yatay bir seyir izliyor diyelim. Son bir aylık periyoda baktığımızda 1.18.50, 1.16.30 bandında bir fiyatlama izledik. Artan vakalar ve Euro bölgesi ekonomik verilerinin bir e, ivme kaybına işaret etmesi son dönemde Euro açısından negatif fiyatlamaları güçlendirdi. Yine bugün hem ABD tarafından gelecek veriler ve hem de açıklanacak yeni vaka sayılarının parite üzerindeki etkisini takip ediyor olacağız. Buradan da Sterlin'e bakalım. Tabi e, Sterlin açısından bir yandan... Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret müzakerelerinin seyrini de takip ediyoruz. Dün itibariyle Avrupa Birliği İngiltere'den Brexit sonrası ticareti düzenleyecek bir uzlaşı için ilave süre talep etti. Görüşmelerin Görüşmelere yönelik takvimi uzatma talebinde bulundu. Hala ikili ticaret ilişkilerine yönelik belirsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Tam da bu haber akışı esnasında sterlinde ise bir miktar yukarı yönlü hareket var. %0.27'lik kazanç görüyoruz. Şu an 1.29'un hemen üzerinde bir fiyat hareketi gösteriyor sterlin cephesi. Tabii dolar endeksinin hareketi de bu anlamda önemli. Çünkü global risk iştahının azaldığından bahsediyoruz. Bir yandan güvenli limanlara yeniden bir talep artışı söz konusu ve bu esnada dolar endeksinin de 94'e yaklaştığını izliyoruz. Bir sonraki grafiği rica edeyim. Teknik görünümüne baktığımızda Özellikle Eylül ayından gelen zaten bir yükseliş çabası vardı dolar endeksinde. Son iki yılın dip kademesi 91.75'ten başlayıp 94.74'e giden bir fiyat hareketi söz konusuydu son dönemde. Şimdi ise baktığımızda 94'e doğru yeniden bir yükseliş çabası var. Grafiğin üzerinde de not alarak bahsettiğimiz gibi artan vakalar ve teşvik paketi belirsizliği bir güvenli liman olan dolara yönelimi global piyasalarda yeniden tetikledi ve bu nedenle dolar endeksinde yükseliş görüyoruz. Bu hareketin diğer yatırım araçlarına etkisi ise tabii ki ABD endeksleri başta olmak üzere global borsalarda baskılanma ve genel emtia cephesinde bir baskılanma olarak etkisini hissettiriyor diyebiliriz. Şimdi de MT'ye demişken altın, gümüş ve petrol fiyatlamalarına bakalım. Altın yataya yakın bir seyir içinde 1909 dolarda bir yandan artan vakalar ve global ekonominin seyrine yönelik belirsizlik fiyatlanıyor. Ama bir yandan yükselen dolar endeksinin de tabi e, altın cephesinde yol açtığı bir baskı var. O yüzden şu anda %0'a yakın yatay bir fiyat hareketi görüyoruz. Gümüş cephesine geldiğimizde ise onun grafiği gelecek şimdi. %0.2'lik bir yükseliş var. 24 dolar 35 sent seviyesine görüyoruz şu anda gümüş fiyatını ve petrol tarafı. Dün çok sert satışlar gördük e, petrol piyasasında. Bugün ise biraz daha sınırlı kayıplar söz konusu. E, tabii haftalık ve aylık performansa baktığımızda özellikle Brent ve ham petroldeki zayıflık etkisini hissettiriyor diyebiliriz. Şu an ABD tipi ham petrol 40 dolar 55 sentte. Brent'e de bakalım hemen. Brent tarafında ise %0.74'lük düşüş var. 42 dolar 84 sent seviyesinde işlemler devam ediyor. Arz tarafında ciddi bir değişiklik değişiklik yok ama artan vakaların enerji talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik bir endişe var. Bunun da fiyatlamalara dahil olmaya başladığını görüyoruz. Dünden itibaren satıcılı eğilimin biraz daha güçlendiği bir petrol piyasası söz konusu. Evet, rakamlar bu yöndeydi. Şimdi bir yorum alarak devam edeceğiz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş karşımızda olacak. Cemal Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İsterseniz global taraftaki satış dalgasını değerlendirerek başlayalım. Bir yandan ABD'deki teşvik paketi belirsizliği, bir yandan artan vakalar yeniden satışları tetikledi ve önümüzde ABD seçimlerine yönelik yine devam eden bir belirsizlik var. Ekonomilerin performansında da bir zayıflama işareti söz konusu son verilere baktığımızda. Tüm bu çerçevede global riskli varlıkların seyrini nasıl değerlendirmek lazım? Tabii sizin de söylediğiniz gibi son günlerde özellikle tabii ABD seçimlerine çok kaz kaldı. Ve orada acaba işte bu teşvik paketleri geçecek mi? Bu tip konular gündeme geliyor. Öte yandan vaka Avrupa'da artan vaka sayıları. Tabii bunlar böyle kış aylarına gelmeden önce bir tansiyon yaratıyor. Yani zaman zaman bunu zaten geçmişte de yaşadık. Ama şöyle bakıyoruz özellikle Mart ayındaki o yaşanan şoktan sonra aslında global ekonomilerde genel anlamda bir toparlanma var. Hatta IMF'nin çalışmalarına baktığınızda normalde beklentilerinden daha iyi gittiğini görüyoruz şu anda. Fakat yine sizin söylediğiniz gibi orada vaka sayılarındaki artış bir de tabii kışa girerken yine grip gibi işte rahatsızlıklarla bir şekilde Covid-19 birbirine de karışabiliyor. Yani bunun bir psikolojik etkisi de var açıkçası. Ve tabii dünyada özellikle Paris'te alınan önlemler bir miktar soru işareti. Evet şimdi bir Haberle devam edelim. Bankacılık sektörünün kredi hacmindeki ayrıntıları özetlediğimiz bir haberimiz var. Onu izleyelim. Türk lirası mevduatta stopaj oranlarının düşürülmesinin etkisi görülmeye başladı. Normalleşme adımı kapsamında geçtiğimiz haftalarda TL mevduatta stopaj oranlarının düşürülmesi sonrasında mevduatlarda artışlar görülmeye başladı. BDDK verilerine göre 9 Ekim'le biten haftada TL mevduatlar 6.6 milyar lira artış gösterdi ve 661 milyar liraya yükseldi. Söz konusu artışta gerçek kişi vadeli hesaplardaki 4.9 milyar liralık artış etkili oldu. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise söz konusu haftada 46 milyar 662 milyon lira arttı. Sektörün toplam mevduatı 3 trilyon 489 milyar 63 milyon lira oldu. BDDK verilerine göre sektörün toplam kredi hacmi de 9 Ekim'le biten haftada 29 milyar 127 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liradan 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liraya yükseldi. BDDK verilerine göre tüketici kredileri tutarında da artış yaşandı. Tüketici kredileri 1 milyar 450 milyon lira yükselerek 665 milyar 928 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 965 milyon lirası konut, 10 milyar 695 milyon lirası taşıt ve 377 milyar 269 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Evet şimdi Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la sohbetimize devam ediyoruz. Cemal Bey isterseniz kaldığımız yerden yorumlarınızı dinleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Söyleyebiliriz. Aslında ya yani bu iki konu hem Covid-19 endişeleri hem de Amerika seçimleri zaten önümüzdeki dönemin belirsizlikleriydi. Bu da Amerika seçimleri öncesi zaman zaman bu tip tabii tartışmalar olacak ama her halükarda oradaki teşvik bir şekilde geçecektir. Yani belki kalacak olsa da Ocak-Şubat gibi gündeme gelecektir ama orada... ...gerekli hareketler yapılacak diye açıkçası varsayım yapmak lazım. Yani ekstra bir, o tarafta bir kriz öngörmemek gerekiyor. Covid-19'da Avrupa'daki vakalar ciddi noktaya geldiğini görüyoruz. Ama yine Ocak, Şubat, Mart aylarındaki şoktan sonra... ...bir adaptasyon sürecinden geçtik. Ve şu anda aslında adapte olunmuş durumda. Fakat tabii yine kışa girerken hastalıkların daha çok olduğu bir sezon... ...grip özellikle... Bununla karışıp psikolojik etkisi de olacaktır ama yine dediğim gibi o tarafta bu tansiyon hiçbir zaman tam olarak gitmeyecek korku olacak ama şu anda finansal piyasalarda özellikle ya da ekonomilerde çok ciddi sonuçlara sebep olacak noktada değil ama tabii ki özellikle yıl sonuna yaklaştıkça hükümetlerin uyardığını göreceğiz eğer vaka sayıları artarsa. Biz şu anda global piyasalardaki dalgalanmaları normal e, algılıyoruz aslında. Özellikle petrole bakıyorsunuz. 43 dolar, e, 44 dolarlara indi, 40'lara. Yani petrol fiyatı 40'ların altına indiği zaman bizim için daha çok bir sinyal oluyor. Ama tabii ki 43-44'lerin üzerine çıkmaması da bir şekilde olumlu sinyal olmuyor. Öyle söyleyelim. Yani gerçekten ekonomiler daha iyileşmeye başlayacaksa 2021 yılı itibariyle arz sarep dengesiyle birlikte biz daha bir şekilde petrol fiyatlarında arz talebin arz yerine talep tarafındaki yükselmeyle birlikte bir miktar yukarı eğilim içerisinde olacağını düşünebiliriz. Emtialarda da öyle. Emtialar yeniden stoklar oluşturuldu. Bitmişti stoklar. Şimdi biraz bunun dinlenmesini görüyoruz ama önümüzdeki dönemde yine talep arttıkça bir hareket göreceğiz. Yani şu an için global ortama baktığınız zaman çok yakın zamanda Amerikan seçimleri olmasının e, etkileri olacak. Yani onun birçok senaryolar çizilecek. E, ama biz dediğim gibi Türkiye olarak baktığımızda bizim kendimize özgü durumlarımız işte faiz kur dengesi, bunlar bizim için e, önemli. Tabii ki bir de jeopolitik gelişmeler. Yani Türkiye'nin algısı e, bu ortamda nasıl olacak seçimlerden sonra? Bunları tartışıyor olacağız. Ama biz yine de şu anda özellikle işse senedi piyasasında bu ortamlarda dahi her koşulda iyi hareket edebilecek potansiyelleri olan şirketler görüyoruz. Eee genel stratejimiz de bu yönde. Yani makro riskler var, dış riskler var. Ama biz zaten çok negatif ayrıştık ee, yılbaşından bu yana. E, pandemi sürecinde e, ama tabii ki daha çok kurdaki hareketler de dediğim gibi başka sebeplerden dolayı. Ama önümüzdeki döneme ilişkin olarak biz biraz daha iyi yönde bakıyoruz hala. Dediğim gibi risk algıları o kadar çok yansıdı ve o kadar manik depresif bir ruh hali oluyor ki iyi gelişmeler de göz ardı ediliyor. İç talepte iyileşme var. İhracat pazarlarında iyileşme var. Tabii ki turizm ve bazı sektörlerde restoran sektörlerinde sıkıntılar çekiliyor ama bütün bu koşullara rağmen Türkiye ekonomisindeki aktivitelerin iyi yönde olduğunu görüyoruz. Tabii ki soru işareti önümüzdeki günlerde kur istikrarı sağlanacak mı? Fiyat istikrarı diyeyim daha doğrusu. Bu tarafta bir sinyal alırsak ki zaman zaman işte doğalgaz gibi konular da gündeme geliyor ama onlar çok uzun vadeli. Yani kısa vadelerde çok gündemde olması bazen böyle fazla bir şey veriliyor. Aslında kısa vadede hemen etkisi olacak şeyler değil. Ama ihtiyacımız olan kaynak açısından uzun vadede bizi olumlu etkileyecek gelişmeler. Yani önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda AB ilişkileri, ABD ilişkileri burada yurt dışındaki gazete manşetlerinde daha iyi anılmaya başladığımız noktada orada bir psikolojik bir destek göreceğiz. Onun dışında zaten Merkez Bankası de, de, gerektiğinde gerekli adımları atıp biraz da kur istikrar kazandığı vakit gerçekten hamur var aslında. Yani bir şekilde güzel bir pasta yapabilmek için her türlü malzeme var. Hatta çok temkinli bir hava var. Bu da bir avantaj aslında. Yani biz aslında 7 yıldır gerçekten global faizlerin yükselme beklentileriyle baskı altında kalmıştık. Şimdi aslında şu ortam tam bizim iyi olabileceğimiz ortamlar. Dediğim gibi biraz böyle kafamızı kaldırıp daha iyi haberler duymaya başlarsak biz ciddi bir potansiyel görüyoruz. Özellikle hisse senedi piyasasında. 1,5-2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Bu süre zarfında şunu da sormak istiyorum. Bilanço sezonundayız. Sizin ata yatırım olarak model portföyünüzde hangi sektörler öne çıkıyor? Bunları da dinleyelim sizden. Tabii biz burada yani hisse spesifik seçimler yapıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Yani bak, baktığınız zaman demir çelik var. Orada Ereğli demir çelik tercih ediyoruz. Şişe cam var. Bu yine birleşme sonrası iyi olacağını düşünüyoruz. Arçelik iyi gitmiş görünebilir ama daha da iyi olmasını bekliyoruz Arçelik'in. Tofaş otomotiv olarak Tofaş en beğendiğimiz hissede ama yine o sektörde Ford da bize makul geliyor. Migros hala bir yer var. Biraz daha o en beğendiğimiz hisseler arasında ama kurdan negatif etkileniyor. Doğuş Otomotiv yine beğendiğimiz bu ortamda iyi etkileneceklerden. Türk Telekom da yine telekom sektöründe ana senaryo olarak beğendiğimiz şirket. Ama tabii yine kısa vadeli 3. çeyrek bazında baktığımız zaman Turkcell, Türksel ki onda da al tavsiyemiz var. Ama hep dediğim gibi stratejik olarak Türk Telekom ön plana tutu, da tuttuğumuz bir hisseydi. Ama 3. çeyrek özelinde baktığımızda Türktelde biraz daha destek var yani üçüncü çeyrek sonucu olarak. Bizim burada e, ama en iyi kar bek şey oluşacaklar içerisinde herhalde Arçeli'yi sayabiliriz. Bizim en beğendiğimiz hisseler içerisinde. Dediğim gibi üçüncü çeyrek sonuçları gelmeye başlıyor. Birkaç e, hafta daha devam edecektir. Ondan sonra da e, önümüze bakacağız. Yine çok kısaca isimleri sayayım isterseniz. Şişecam, Arçelik, Ereğli Demir Çelik Türk Telekom, Tofaş Migros ve Doğuş Otomotiv. Bunların yanına ek olarak bizim taktiksel bir önerimiz var. Bir maçı beğeniyoruz. Şokta da eskisi kadar negatif değiliz. Bir de e, Türk Telekom'un yanına Türksel, Ford Tofaş'ın yanına da Ford aslında alternatif olarak yanında düşünülebilecek yani opsiyon olarak. E, yani hepsinin ortak özelliği her koşulda yeter ki dış etkenler e, negatif olmasın her koşulda rekabetçi olabilen, fark yaratabilen, nakit yaratabilen şirketler. bunu da son olarak belirtebilirim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet bu yorumlarda yorumlardan ve değerlendirmelerden sonra analizin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra yayınımız MTN notları ile devam edecek. Bizden ayrılmayın.